Frau Bundeskanzlerin, Sayın Şansölye, bugünkü ziyareti Türk-Alman ilişkilerinin tekrar normalleşmesi açısından bir başlangıç olarak mı görüyorsunuz? Vize muafiyeti ve gümrük birliğinin genişletilmesi açısından bir hareketlenme var mı? Hürriyet gazetesinden Özcan. Şimdi söz konusu olan konsolosluk ilişkileri kapsamındaki davalar demek istiyorum. Elbette ki Deniz Yücel konusu ilişkilerimiz açısından belli bir zorluk getirmiştir ve belli bir yük oluşturmaktadır. Ama bizim umudumuz var ve Sayın Başbakan da burada kendi görüşlerini dile getirdi. Vize muafiyeti açısından belli şartlar koşulmuştur. Özellikle Türkiye mülteci anlaşması açısından belli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunu bugün ayrıca ele almadık ama belli henüz yapılması gereken konular var. Hukuk devleti mekanizmalarının tam olarak çalışması gerekiyor. Bunların tabii ki seyrini beklememiz gerekiyor. Elbette ki daha geniş bir zamana ihtiyaç var ve bununla bağlantılı belli eylemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Şu anda bir hareketlenme yok. Ziyaretin ne anlama geldiği derseniz, gerçekten de Türk tarafının görüşmeye hazır olduğunu, yoğun bir diyaloğun gerekli olduğunu, bir saat yeterli olmadı elbette ki. İki tarafında bu şekilde Türk-Alman ilişkilerini iyileştirmeye yönelik istekli olduğunu gördük. Bunun ortak çıkarlarımıza hitap ettiğini gördük ve elbette ki şu anda durum pek kolay değil. Christina Dunst, Rheinische Post. Sayın Başbakan, Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediğinizi söylediniz. Geçmişi unutmak istediğinizi söylediniz. Türkiye, Almanya ve AB'nin tekrar güven duyması açısından Türkiye'de söz konusu olan kitlesel tutuklamalara rağmen, bir yıldır iddianamesi olmadan tutuklu olan bir gazeteciye rağmen, demokratik gelişme açısından eksikler olmasına rağmen Türkiye neler yapmak istiyor? Ve ayrıca Deniz Yücel kirli bir değiş tokuşun herhangi bir şekilde kendisinin serbest bırakılması için şart koşulmaması gerektiğini söyledi. Sayın Şansölye, Türkiye ile yeni savunma sanayisi ile ilgili ticaret söz konusu mu? Osmanlı tokatına ne diyorsunuz? Almanya'ya da böyle bir Osmanlı tokatı verilebilir mi Sayın Şansölye? Şimdi ben Sayın Başbakan cevap vermeden önce hemen cevap verebilirim. Bir Alman vatandaşı söz konusu olduğu zaman, Deniz Yücel çifte vatandaş, aynı zamanda Alman vatandaşı, tabii ki kendisi için her bir vatandaşımız doğrultusunda olduğu gibi elimizden gelen her şeyi yapmak yükümlülüğüne sahibiz. Bu konu üzerine elbette konuşuyoruz ama biz hiçbir şekilde farklı konular arasında bir bağlantı kurmuyoruz. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Elbette ki farklı konular üzerine konuşuyoruz ama biz diğer alanları da ele alıyoruz. Mesela NATO müttefikleri olarak elbette ki söz konusu olan savunma sanayi ile ilgili konuları da ele alıyoruz ve şu anda söz konusu olan hükümet olarak bizim herhangi bir karar verme yetimiz zaten yok. Ama her bir konu bağımsız olarak ve kendi başına ele alınır. Hiçbir şekilde birbiriyle bağlantılı olarak ele alınmaz. Elbette ki Alman vatandaşları, Deniz Yücel gibi Alman vatandaşları üzerine de konuşuluyor. Diğer taraftan okuduğum belli haberler var. Ve şunu ifade etmek istiyorum ki herhangi bir şekilde kullanılan belli kavramlara hiçbir şekilde değinmek istemiyorum. Ben nesnel, net, açık bir dili tercih ediyorum. Ve bu temel bazında bugün bir araya geldik ve bu şekilde görüşlerimizi dile getirdik. Onun için herhangi bir başka bir konuya girmek istemiyorum. arkadaş meşgul herhalde. Onlar başka olayların resimleri. Burada propaganda yapma.
Bunlar... Evet, Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel, orada doğrusunu görsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma. Şimdi tabii ki Almanya'da, Türkiye'de vatandaşlarının hakkını arayacak. Hukuk devleti olmanın gereği budur. Bunu yapmaktan başka doğal bir şey yok. Ancak tabii ki hukuka da karşı saygılı olmamız lazım. Ve hukukun kararları her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken süreçleri hızlandırabilirsek onu yapıyoruz. Ve ümit ederim ki bu ve buna benzer hem Türkiye'de hem Almanya'da münferit olaylar Almanya'nın bu kadar derin köklü ilişkilerine zarar vermez. Alınacak her karar burada yaşayan 3 milyona aşkın vatandaşımızı yamutlu edecek ya da üzecek. Biz bunları da düşünmek zorundayız. Almanya-Türkiye dostluğunu da düşünmek zorundayız. Dolayısıyla ilişkileri olumlu yönde geliştirmek bizim ana gündemimiz. NATO'da ortağız. NATO'da ortak savunmalarımız var. Dolayısıyla NATO'nun güney sınırlarını emniyet altında tutmak gibi de bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk sadece Türkiye'nin tek başına sorumluluğu değil, NATO üyesi Amerika dahil, NATO'nun yine önemli üyesi Almanya'nın da sorumluluğu. Mülteci konusu da tek başına bizim sorunumuz değil. Bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirinin başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akınını biz başlatmadık. Ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak, yaptığımız işi biliyoruz. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışıyoruz.